...çocuklarına ayakkabı... E, ...torunlarına, çocuklarına değil... ...öksüzlerim diyor... ...şehit annesi... ...torunlarıma ayakkabı alamıyorum dediğinde... ...ben de dedim, düşünün bir çocuk ayakkabısı... ...30 lira, 40 liradır nasıl... E, ...bir izleyicimiz sonra... ...30-40 lira nereden çıkartıyorsunuz... ...Ayşenur Hanım, 80'den 100'den aşağı ...çocuk ayakkabısı mı var dedi... Evet. ...ben de paylaştım yayında... ...sonra giderken hakikaten... E, ...yakınlarda bir yerde çocuk ayakkabılarında... ...satıldığı bir dükkan vardı gerçekten 100 liraydı etiket. Şu kadarcık, şu kadarcık. Ha bir de Sayın Nebati'nin mağazalarına girip baksana. Şu anda girebilirsin hemen. Sayın Bakan'ın, Neba, Sayın Nebati'nin e, var olduğu, sahibi olduğu şirketlerin markasına gir bak şu anda. Bir tane mont atıyorum sana bin lira. 1500 Nasıl canım? Lira. Bak, 2000 lira, 3000 hemen lira. Ayakkabıya gir bak bin lira, 3000 bin lira. Hemen alalım. Tabii tabii. Hemen alalım. Şimdi ama tabii gözlerindeki ışığı doğru okumak gerekiyor Sayın Bakanımızın. O ışık hiç sönmeyecek galiba çünkü şimdi heterodoks olduk ya biz bununla ilgili de farklı şeyler çıkacak ortaya değişik bir şey deniyorlar çünkü biz deneme tahtaşıyoruz Türk milleti olarak. Herkes önüne gelen bizim üstümüzde bir şey deniyor milli eğitim bakanı atıyorlar dört tane beş tane üstümüzde bizim farklı farklı sistemler deniyorlar denedikleri bizim çocuklarımız. Şey atıyorlar, hazine maliye Bakanı atıyorlar. O bizim üstümüzde bir şeyler deniyor. Cumhurbaşkanlığı var. sistemi yapılıyor. O üstümüzde bir şeyler deniyor. Biz deneme tahtasıyız ya yurttaş olarak ve biz Aynı. uysal koyunuz. Her denilerini yapacağız. Biz sokağa çıkmayacağız. Aman zam olacak. Sağ ol padişahım diyeceğiz. İşte sağlıkta şunlar olacak. Ya olsun Allah'a çok şükür diyeceğiz. Biz işçilerimizi madencilerimizi 300 metre yerin altında ihmalden dolayı öleceğiz. Fıtrat diyeceğiz ona. Biz zam zamlar gelecek. Biz onlara kader diyeceğiz. Ama bu yoksulluğu yapanlar. Bu yoksulluğa sebebiyet veren, yolsuzluğu yapan hırsızlar, <laughs> ahlaksızlar. Eşini, dostunu, akrabasını her türlü şekilde e, devletin bütün olanaklarını peşkeş çeken insanlar kalkacaklar. Ya Rabbi çok şükür diyecekler. Benim çocuğumun hayalini kalkacaklar. Kendi çocuklarının hayali yerine koyacaklar. Haksız yere para kazanacaklar. Der. Biz buna çok şükür diyeceğiz. Demeyeceğiz işte Ayşenur abla demememiz gerekiyor. Bu ülkenin en büyük gücü halktır. Halkın bu şekilde isyan etmesi gerekiyor. Ya dul yetim aylığı 600-700 lira dul yetim aylığı var. Ee, evde bakıma muhtaç olan insanların aylığı 1300 lira, 1500 lira. 1300 lira, 1500 liraya kira kira bulamazsın ya. Bırak sen geçim şeyini bırak. Barınacak yer bulamazsın bu maaşlara. Ve biz hala kalkıyoruz. E, bu ülkenin refahından, bu ülkenin mutluluğundan bahsediyoruz. Bak dün bir tane şey yazdım. E, yazı yazdım. Antakya Belediyesi Antakya Belediyesi e, Havuz yapıyor. Halı ve havuz yapıyor. Acil diyor ben bunu yapmak zorundayım diyor. 7 milyon 700 bin lirada para harcıyor havuza. Yapabilir mi? Yapabilir. 21B'nin maddesinde açıklama yazmak yani zorundasın. Yani acil ihale. Acil. acil çok şarkı, acilin, aciliyeti neymiş? Suriyeliler çok göç ettiği için bizim buraya. Ee? Oradaki sosyal e, bunalımı çözmek için havuza ihtiyaç varmış ve bunun için yapmış. Şaka yapıyorsun. Valla bak. İhale yapma gerekçesi bu. Suriyelilere havuz lazım. Suriyelilere mi yaptı? Suriyelilerin gelmesinden dolayı toplumun bozulan sinir psikolojisini düzeltmek için mi yapmış? Gerekçe bu. Şimdi anlatıyorum, defalarca anlatıyorum. Bunun siyasi partisi yok. Yazıyorum ben bak dünya kadar Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili, İyi Partili, AKP'li bütün şeyleri yazıyorum. Harcadığınız para bizim paramız. Bizim çocuklarımızın parası alın teriyle oluşturulmuş tamamı bizim namusumuzla şerefimizle çalışarak oluşturduğumuz kaynaklarla yapılıyor ve sen bunu kendi çıkarların için kullanamazsın ya işte hata yaptık şöyle yaptık deme şansın yok zaten kanun da sana bunu cevaz vermiyor diyor ki 4734 sayılı kanun eşit adil rekabetçi bir ihale yapacaksın kardeşim diyor bunu görecek diyor açık ihale yapacaksın ve kamu yararına yapacaksın diyor kamu yararına olmazsa bu işin adı başka bir şey oluyor. İşte ne oluyor biliyor musun abla böyle küçük küçük meblalar toplanıyor ve toplandıktan sonra ise biz o paraları yoksulluğumuzla ödüyoruz. Osman Gazi'deki belediye başkanı beyefendi kendisine bir tane tarihi müze kuruyor. O müzenin içerisinde tanıtımlarını yapacak. Sen kurduğun müzeyi tanıtımını nerede yaparsın? Burada yaparsın. Kurduğun yerde yaparsın. Ankara'ya gidip billboard kiralıyor. Ve sonra bir tane dernek ona ödül veriyor. Ödülü almak için de Fransa'ya gidiyor. UNESCO ödülüymüş bu. Fransa'ya gidiyor. Fransa'da ödülü de alıyorlar, uçağını veriyoruz, konaklamasını veriyoruz, cebimizden ödüyoruz bunları. Geliyoruz bir de onunla ilgili televizyon reklamları, gazete reklamları veriyoruz. Ne çıkıyor ortaya? Ödülü veren dernek Ankara'da. Ödülü Ay. veren derneğin yöneticileri Türk. UNESCO'ya bağlı böyle bir dernek yok. Dernek gitmiş orayı kiralamış, sahte kendilerine ödül vermişler abla. Sahte ödül vermişler. Böyle bir şey olur mu? Ay Ay buradan sonra daha ne konuşulabilir gerçekten bilmiyorum. Bu ülkede kafayı yememek için kafayı şey. yemiş olmak gerekiyor. Bak çok samimi söylüyorum. bunların hepsini topladığın zaman. daha söyle ne gerekiyor? Bu ülkede kafayı yememek için kafayı yemiş olmak gerekiyor. Tamam güzel. Buradaki. Ben ben demek ki şey, yolunu çözümünü bulmuşum kendiliğimden. <laughs> e şimdi insanlara zam yapılıyor. 1500 lira en düşük maaş alan 1 milyon buçuk milyona yakın yurttaşımız var. Şimdi 2 2000 lira 2500 lira hadi 2000 lira 2500 lira yapıldı. 2500 lira sınırından asyasını almayacak. Ya 2500 lira diyoruz ya. Bu insanlar hastaneye gittiği zaman birçok şeyde kapsamdan çıkarıldı artık. Bu insanların hastane giderleri, bu insanların yemek giderleri, bu insanların barınma giderleri 2500 lirayla neye geçinecek bu insanlar ya? Nasıl geçinecekler? Ya, sen ya bir diyorsun vicdanı ki, olan, yüreği olan bir insan çıkıp bu soruyu sormaz mı? Ölsün kitabı, bir buçuk milyon insan ya. Okul yer. kitabı e, alamıyorlar diyorsun. Evet. E, bir yerde havuz yapılıyor. Aman göç yüzünden sinirler bozuk. 7,5 milyon. diye hani havuz yapılıyor 7,5 milyona. Bir yerde Milli Eğitim Bakanı neden buranın basket sahası, basket sahası yok? Para istediniz de vermedik mi diyor? Para isteseler vermeyin. Beyefendi vermeyin. Basket sahası çok önemli elbette ama orada ne var? İki tellen yapılır. O çocuklara kitaplarını parasız verin. Niye basket sahasına para vereceksiniz? Kitaplar... O çocukların ayaklarına ayakkabı var mı kışlık? Ona bakın ayakkabı verin, beslenmelerini sağlayın, kitap verin. Kitaplar parasız veriliyor, ama verilen e, mesela oradaki çocukların diğer şeyleri ihtiyaçları ama, sağlanmıyor. E, e kitaplar isteniyor tabii, hayatım. Tabii. normalde müfredata göre istenmemesi ay, gerekiyor ay o, ama nüfredat... mecbur alıyorsun. Her ya öğretmen o, istiyor bunu. E, Okulla e, para da verilmiyor diyorlar. Para verilmeyen okul var mı? Yok. Allah aşkına yok. yok. Bir 40 kişiyiz birbirimizi biliriz. Şimdi bakın bütün bunlar vatandaşın halini anlatıyor. Dediğim gibi tekrar sözcükle. Ya Allah aşkınıza. Konuttaki evlerdeki doğalgaza %25 zam. Sanayide %50. Sanayi %50 zamla doğalgazda üretecek. Bize zam yapmayacak e, verdiği üründe öyle mi? Geçiniz. Motor taşıtlar vergisine, pasaport bedeline, Veraset vergisini elektrik eli hiç söylemeyelim. Kimine %50, küçüklere, büyüklere %25 vesaire gidiyor. Yollar, mollar zaten o gidiyor. Peki bunlar vatandaşı etkilemiyor mu? Etkiliyor. Ne yapmak lazım? Şimdi seçim de geliyor ya erken ya zamanında. Vatandaşın gönlünü hoş tutmak gerekiyor. Gidip de biz size aşığız ne olmuyor. Erdoğan biliyorsunuz işçiye şu kadarcık bir artış verip ekran falan vermedi. Bir de döndü işçi emeklisine. Biz size aşığız dedi. Bunun aşkla bilgisi yok. Peki ne yapacaklar? Para. Para yok. Dediği gibi ağır elin. Limanlarımızı Katarlara neredeyse satıyor gibi kiralayacağız. Bir de eski refah